Herkese hayırlı pazarlar Kanal 7 Avrupa izleyicileri. Ben sosyal güvenlik uzmanı Gülizar Uludoğan. Her hafta pazar olduğu gibi bu hafta da Kanal 7 Avrupa ekranlarında sizlerden gelen soruları yanıtlamak ve kafanızda oluşan soru işaretlerini çözüm yolları sunabilmek için karşınızdayız. Son zamanlarda kulağımıza gelen bilgilerden birisi, bazı kişiler, kurum ya da kuruluşlar, avukatlar olabilir, sosyal güvenlik uzmanı olduğunu iddia eden insanlar olabilir. Mahkeme kararıyla yurt dışında çalışırken Türkiye'de aylık alabileceğiniz ve mavi kartla geçirmiş olduğunuz süreleri aynı Türk vatandaşlığındaki süreleri borçlanıyormuşsunuz gibi mahkeme kararıyla borçlanabileceğiniz hususunda bilgiler veriyormuş. Ve bununla ilgili tabii ki emsal kararları olduğunu ve davalar açtıklarını ve bu davaları kazandıklarını dile getiriyorlar. Ve bunlarla ilgili bayağı mağdur olan kişiler tabii ki bizlere ulaştılar. Bu konuyu sizler adına araştırdık ve yıllardır zaten bu konuyla ilgili net bilgilerimi, net tavrımı dile getiriyorum ama bir kez daha Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini öne geçmek için bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler vermek istiyorum. Yurt dışında çalışırken Türkiye'den aylık almanız mümkün değil. Şayet size eğer diyorlarsa ki bunlarla ilgili bizim elimizde kazanılmış haklar var, emsal kararlar var. Dolayısıyla sizler yapmanız gereken kazandıkları davaların emsal kararlarını ve gerekçeli kararlarını görmek isteyeceksiniz. Eğer şayet bununla ilgili kazanılmış bir davaları varsa, karar değil, Yargıtay'dan onama ilanı, yani Yargıtay'dan onandığına dair Yargıtay ilamını size göndersinler. Bakın, inceleyin. Şu Yargıtay ilamına göre yurt dışında çalışırken Türkiye'den de alabiliyorsunuz diye bir Yargıtay ilamı varsa şayet gönül rahatlığıyla işlemlerinizi bu kişilere, kurum ya da kuruluşlara teslim edebilirsiniz. Ya da eğer bu kişiler bu davaları %100 kazandıklarını iddia ediyorlar ya, gerçekten kazanacakları bir davaysa anlaştığınız işlem ücretlerini deyin ki bizim davamızı açın, kazanın. Biz davamızın kazanıldığını gördükten sonra ücretinizi size dava sonunda teslim edeceğiz. Ben 14 yıllık tecrübeme dayanarak ve bizim de bizzat müşterilerimizden gelen istek üzerine avukatlarımızın açmış olduğu davalar var ve daha Yargıtay'a gitmeden bozuluyor. Çünkü 3201 sayılı kanun ve bununla birlikte takip eden 5510 sayılı kanun gereği ikili ülkeler arasında yapılan anlaşmalarda yurt dışında çalışırken Türkiye'den aylık alamayacağınız, şayet eğer 450 euroya kadar, yani mini job çalışma serbestleştiyse, ancak bu şartlarda yurt dışında çalışırken Türkiye'den aylık alabilirsiniz. İkinci bir husus, mavi kartlı vatandaşlarımız, biliyorsunuz 2014 yılına kadar mavi kartlı olanlar Türk vatandaşlığına geçen süreleri mahkeme kararıyla borçlanabiliyordunuz. 2014 yılı sonunda bu kanun haline geldi ve mavi kartlı olanlar Türk vatandaşlığında geçen süreler emekli olmanıza yeterli ise mahkeme kararına gerek kalmadan borçlanarak Türkiye'den emekli olabiliyorsunuz. Ve buna ek bir bilgi olarak mavi kartta doğum yapmış olan bayanlar her şekilde mavi kartta yaptığınız doğumları 3 doğuma kadar borçlanabilip her bir doğum 2 yıl hizmet olmak kaydıyla eksik sürelerinizi tamamlayabiliyorsunuz. Yani lütfen bu tarz bilgilere itibar etmeyin ve size bu tarz bilgiler verenlerden öncelikle kazanılmış mahkeme kararları ve Yargıtay ilanlarını görmeyi talep edin. Ve bunun ve bunlar gibi diğer kafanıza takılan soru işaretleri ile ilgili bizim ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numaralarından 7/24 bizlere ulaşabilirsiniz. Avrupa temsilciliklerimiz dahil ve Uludağ'ın emeklilik merkez ofisimiz olarak danışmanlık hizmetimiz ücretsizdir. Bizi 7/24 arayabilirsiniz.
lütfen sosyal medya üzerinden ve YouTube kanalımızdan ve Kanal 7 Avrupa'daki her hafta yayınlanan 10.30 itibariyle Avrupa Saati başlayan programımızı lütfen izlemeyi unutmayın. Lütfen takipte kalın.